Günaydın, 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 günaydın sevgili Aragaz camiası. Kadir Çöpler ve Pascal Numa hayırlı sabahlar diler efendim. Aragaz'dasınız. Çok reklam var, hep aynı şarkılar. Böyle konuşmayın, bunun muhabbetini yapmayın. İşte ne var? Geldik yine beraberiz, yine eğleneceğiz, yine güleceğiz, yine tatlı bir sabah yaşayacağız. Bunu lütfen tırıvır etmeyelim efendim. Ne kaybedersin ya? Ha? Bak Pascal doğru söylüyor. Ne kaybedersin? Tamam, çok reklam var. Tamam, aynı şarkılar dönüyor. Ne fark eder? İşine gidiyorsun, bir randevuya gidiyorsun, bir toplantıya gidiyorsun, bir yere gidiyorsun. Ne kaybedersin? Para mı istiyoruz kardeşim? Taş mı taşıyorsun? Kulağını açıyorsun, dinliyorsun. Dört dörtlük program yapacak olsak zaten burada değil, BBC'de çalıştık. Efendim? Evet abi. İlla ki her şeyde bir kusur aramayalım efendim. Hayat böyle yaşanmaz. Pozitife odaklanalım. Negatifi görmezden gelelim. Efendim? Evet. Ben iyi öyle yaptım. Çok da mutluyum. Ha, Pascal gibi dünya etine galaksi olmaz tabii. Olup bitenlere de biraz duyarlılık ister. Yani hep magazin, hep magazinde nereye kadar, ama hani bir ölçüde hakikaten rahat olmakta fayda var. Vallahi abi benim kafam rahat. Yavrum senin kafan doğuştan rahat ya. Peki ya halkın? Ne olmuş halkının? Yavrum bak, Kasım geldi, havalar karardı, bulutlar üstümüze çöktü, kış saati uygulamasına da geçemedik. Canına yandım ya. Sanki İstanbul'da değil, Oslo'da, Finlandiya'da falan yaşıyoruz yani. Uyan sabah oldu diyorlar, gözümü bir açıyorum, kurtlar oluyor ya. Bu nasıl sabah diyorum ya. Kadir, pozitif odaklan diyorsun ama sen negatif veriyorsun. Ya sanatçı böyledir kardeşim. Sanatçı halkın yerine olumsuz olanı görüp söyleyendir. Sabah işe gideceğiz diye kalkıyoruz. Aa, o da ne? Karanlık, bıçakla kesilecek kadar yoğun. E hani o sabahın güzelliği baba? Horozlar ötmüyor ya. O karanlıkta kalkıp işe gidiyoruz ya. İşe gidilir mi ya o karanlıkta? Gidilir ya. Ekmek için her saat gidilir. İşte benim halkım hiç alışık olmadığı karanlıklarda, Kasım ayazında sıcacık yatağından kopuyor, ekmek parası kazanmak için beton ormana gidiyor. Yollarda toplu topsuz taşıma araçlarına, bilhassa 500 TL metrobüse biniyor. Yani onlara yardımcı olmamız lazım ya. Bindikleri gibi inmeyi Rabbimden niyaz etmemiz lazım. Ya. Amin. Yine İstanbul ahalisini Allah'tan başka düşünen yok Pascal. Vay be Kadir. Yine işimiz Allah'a kaldı. Her zamanki gibi bro. Allah merhamet sahibi de şu şehirde biraz yaşayabiliyoruz. Yoksa var ya, bizi burada köpekler yer ya. Kimse ne oluyor diye gelip bakmaz bile yani. O kadar mı? Tabii abi, o kadar. Ama olsun, İstanbul'u seviyoruz. İstanbul'u sevdiğini söyleyip İstanbul'un canını okumak da başka bir marifet, ama yine de seviyoruz yani Pascal. Ben anlamadım abi. Ben anladım abi. Yalanı duyduğum an anlıyorum Pascal. Neyse, bizi duyan herkesin Allah yardımcısı olsun efendim. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Konya'da, Antep'te, efendim mesela büyük şehirlerde hayat kavgası var. Kolay da değil. Allah hepinizin yardımcısı olsun. Ya Konya'da bile artık İstanbul gibi trafik var abi. Kime ne diyeceksin yani? Kadir, ha. Twitter verelim. Ever hadi. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi Pascal Askizgi Kadir adresine bekliyoruz. Hadi efendim, işiniz gücünüz rast gelsin, tabancanızdan ses gelsin. Hayırlı işler. Aragaz. Pascal. Kadir. Araplar onları seçmiş. Kimleri seçmiş? Şimdi Dubai'de bir Arap fuarı düzenleniyormuş. Sen biliyor muydun bunu? Abi Arap fuarı nasıl oluyor? Eşantiyon fuarı gibi bir şey herhalde. Ha. Gidiyorsun, stand Araplar var çeşit çeşit. Arap seçiyorsun kendini. Yani fuarın mantığı o çünkü. Arap mı seçiyor? Abi ne yapacağım Arap'ı? Arap ne işe yarar abi? Ev satarsın, mal satarsın. Arap'ın başka bir fonksiyonu yok ki günümüzde. Araplar kimi seçmiş? Öyle diyordun. He, evet, Cesur ve Güzel dizisinde birlikte rol alan Tuğba Büyüksün ve Kıvanç Tatlıtuğ halk oylamasıyla en çok yakışan çift seçilmiş. Araplar mı seçmiş? Evet evet, Araplar arasında halk oylaması yapılmış. Ya başınızdaki o kral denen, Arap prensi denen gizli papazları kovalamak için bir şey yapın desen yok. Tuğba ile Kıvanç yakışıyor mu desen hemen oylama yapıp seçiyorlar. Ya Arap bir tuhaf oldu ya, neyse.
Ya eskiden böyle değillerdi bunlar Pascal. Eskiden nasıldı abi? Eskiden hakikaten ilim irfan sahibi insanlardı. Gitgide oradan çıktılar. Nerede o eski Araplar ya? Nerede? Yok abi. Bulunmuyor ya. Araplar da bozuldu. Kadir ben var ya. Türkiye ilk defa geldim. Bana da Arap diyorlardı. Tabii abi vardır. Afrika kökenlilerine de Arap diyen insanımız çoktur. Mesela Sarıyer'de Samim Hoca vardı. Habeşistan asıllı. Sarıyer'deki lakabı Arap Samim. Bildiğin Denzel Washington yani. Ama bağlama çalar, saz hocası falan. Allah Allah. Tabii tabii. Ne oluyor ya? Ya Pascal burada asıl konuşmamız gereken Araplar niçin seni beni değil de Tuğba ile Kıvanç'ı seçiyor? Evet abi bunu konuşalım. Yani bizde bulamadığı ne buldu Araplar Kıvanç ile Tuğba'nın beraberliğinde? Kadir biri yakışıklı biri güzel. Tamam sen de yakışıklısın abi. Estağfurullah. Yok abi öylesin şimdi sen zenci tipolojisinden güzel bir adamsın yani ben çok anlamam ama hani birkaç zenci hanımefendiye senin resmini gösterdim. Amerika'da ooo yakışıklı ama boy kısa dediler. Boy mu kısa? 1.95 ya. Ya artık Amerika'daki zenci erkeklerin boyu ne kadar tabii. Herhalde ondan dolayı. Şimdi sen Amerika'daki zenci hanımefendilere kısa geliyorsun bu durumda. Onlar herhalde 2 mi 3 mü artık kaç metreyse. Kardeşim Amerika'nın zencisi var ya. Evet. Hormonlu. Ha. Ben organım. Peki güzel Pascal sen yakışıklısın. O zaman bize bir güzel lazım. Çünkü Tuğba ile Kıvanç'ın formülü bu. Biri çok güzel öbürü çok yakışıklı. E bizde sen yakışıklısın ama ben güzel değilim. Vallahi kardeş yap bir şeyler ya. Ne yapayım abi Tuğba'nın yerini ben mi dolduracağım lan? Tuğba büyük üstünle güzellikle yarışacak mıyız yani o ne ya? Şartlar böyle. O zaman Arap piyasasında bize ekmek yok Pascal. Yapma ya. Maalesef abi. Büyük para vardı Arap piyasasında ama neyse. O mesela fotoğraf çekimi ayağına ne para emerdik ya. Of, var ya of, bir sene emekli olurduk ama. Neyse sağlık olsun be. Aragaz. Pascal. Kadir. Ebru Şallı kampa sokmuş. Kimi? Sevgilisi Uğur Akkuş'u kampa sokmuş. Ne kampına? Karayollarının kampına. Ne kamp olacak abi? Sağlık kampına. Niye abi? Kendi gidemiyor mu? Ya insan kendi iradesiyle böyle şeyleri zor yapar Pasko. Ama bak Ebru Şallı gibi kadınlar sevdikleri adamı adam ederler. Öyle mi diyorsun? Tabii abi. Benim de oldu böyle kız arkadaşlar. Kadir sen kilo aldın der tak yemekleri ona göre ayarlar. Kıyafetleri düzenler. Sana yeni açılımlar getirir. Ah be Kadir. Allah var ya bana da nasip etsin. Senin gezdiğin yerlerde öyle kızlar olmaz. Paskal'cığım. Uğur Akkuş stres nedeniyle kilo almış. Kadir stres kilo yapar mı? Ya ne demek her şeyi yapar ya. Stres kimine kilo aldırır, kimine kilo verdirir. Strese girip olan var ya. Oo, aman abi o zaman var ya strese girmeyelim. Tabii abi neyse Uğur Akkuş stres nedeniyle kilo alınca Ebru Şallı hemen sağlıklı beslenme programı çıkarmış. Ödem atan çaylardan içirmeye başlamış. Öyle çay mı var? Abicim yok ki bizimle ilgilenecek vizyon sahibi bir kadın. Tabii ki var. Çay deyince sen ben kaçak çayı biliyoruz. Ne çaylar var ya ödem attırıyor sağlık saat veriyor. Bizim önümüze sabah domuza yem atar gibi çayı tak diye koyuyorlar. Yahu hadi iç zıkkımlan der gibi bir şeyle. Yahu kardeşim sen ben bu dünya saadetinden uzağız Pascal bunu çözelim artık ya. Allah'ım sana ve bana Uğur Akkuş'un şansından nasip etsin ya. Amin ya Rabbim. Yalnız Ebru Şallı Hanım'ı bir konuda eleştirmek lazım Pascal. Nedir abi? Şimdi Uğur Akkuş'a sebze ağırlıklı beslenme programı yaptırıyormuş. Öyle bir program hazırlamış. Hazırlasın. Ama bu kırmızı et düşmanlığı nedir ya? Kim diyor kardeşim et kötüdür? Hele ki kırmızı et kötüdür. Sebze iyidir. Ben de iddia ediyorum kardeşim. Bak Pascal sıkı dur. Diyet ve beslenme camiasını yerle bir edecek bir iddiayla geliyor. Gel abi yakışır sana. Eğer bir sebze veya meyve kurtlu değilse hiçbir faydası yoktur. Ya kardeşim. Evet. Evet abi iddia ediyorum. Bak aldığın sebze meyve kurtlu değilse küsmeye daha iyi ya. Abi nereden çıktı? Abi bu teori aslında Canan Karatay hocamın bir teorisi ama ben geliştirdim. Hiçbirimiz besin değeri konusunda kurttan daha akıllı olamayız. Kurt faydalı besini otomatik olarak algılar ve gider içine girer diyor hoca. Eğer bir sebzede kurt yoksa o sebzede fayda yoktur diyor ya. Abi evet bak mesela kestane kebap bazen var ya kurt çekiyor. Evet
Bazen kestanenin içinden bile kurt çıkıyor. Ama var ya, kurtluk kestane daha lezzetli. Yavrum sen kurdu da kestaneyle yemişsin, o yüzden lezzetli. Hadi canım. Abi saf proteini alıncı tabii dilindeki lezzet sensörleri çıldırıyor. Sen de kurt ağzının tadını biliyor diye düşünüyorsun. Aslında öyle bir şey değil. Kurt lezzetli olana değil, faydalı olana gidiyor. E ne yapalım abi? Kurtlu meyve mi yiyelim? Onu mu diyorsun? Ya o da faydalı diyenler var ama en azından kurtlu kısmını kesip at, öyle ye diyor. Kurtlu elma mesela. Kurtlu kısmını at, kes yani, geri kalanını ye. Çünkü o elma iyidir. Kurt yaratılıştan işi biliyor çünkü. Faydalı olana gidiyor çünkü. Bunu diyoruz yani. Kadir, dur ya. Şu an var ya, sosyal medya karışmış durumda. Bütün jet dünyası iflas edecek ya. Ya bana Ertem Şener gibi konuşma. Harbi mi diyorsun? Yok ya. Kimse salamadı. Kim kaybeder abi? Kim? Yine biz kaybederiz Pascal. Ya kapıyı asacağım zaten abi. Kendi kalesine attığı gol bile offside nedeniyle iptal edilen beceriksizler kulübüyüz biz ya. O ne demek? Yani düşün işte, anlarsın ya. Aragaz. Pascal. Kadir canım. Canım senin Instagram adresin neydi? Benuma 21, seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Efendim sorularınızı da bize gönderin. Instagram sayfalarımızı da bekleriz. Selen diyor ki, Kadir abi diyor, ünlü şarkıcı Adel ile yıllarca fırtınalı bir aşk yaşadığını neden bizden gizledin diyor. Hadi canım, sen ve Adel. Evet Pascal, Adel ile yıllar süren fırtınalı bir aşkımız oldu bizim. Yani bunu inkar etmenin bir faydası yok ki kardeşim. Nasıl oldu? Seneler, senelerce evveldi. İngiltere kırsalında, Leicestershire bölgesinde arabamla gidiyorum. Gece karabasan gibi dünyanın üstüne çökmüş. Gökler görülüyor. Yağmur yeryüzünde yağan her şeyden intikam alırcasına hınçla yağıyor. Vay Kadir, gotik başladı. Evet, evet. Arabam yağmurla ıslanan toprak köy yolunda birden çamura saplanıyor. Birkaç kere zorluyorum ama gaza abandıkça araba daha çok çamura gömülüyor. İngiltere kırlarının ortasında karanlık ve fırtınalı bir gecede yolda kalmışım. Ve gök gürültüsü alabildiğine. Yan bastım diye düşünürken çakan şimşeğin alacasında bir bina görüyorum. Bak. Hangi bina? Ya fırtınalı gecede yolda kalanların sığınak için gidip cinayete kurban gittikleri o şato. O ne abi? Abi filmlerde öyle oluyor ya, arabadan çıkıyorsun. Yağmur adeta üzerine çöken bir yorgan gibi iniyor. Orada bir çakan şimşeklerin yalazında silüeti görünen bir şato var. Şatoya doğru yürürken birkaç kere kayıp düşüyorsun hatta. Çamurlara bulanıyorum. Sırılsıklan bir vaziyette şatonun kapısını çalıyorum. Kapı gıcırdayarak açılıyor. Kapının Adel olduğunu sonradan öğrendiğim dünyalar güzeli bir kız tarafından açıldığını görüyorum. Kız bana boncuk boncuk bakıyor. Ha buyurun, ne vardı diyor. Sen ne diyorsun? Şu kapıyı Gresya ile bir yağlayın. İnsan içi kıvışıyor diyor. O ne dedi? Yoksa siz Elazığlı mısınız? Nereden anlamış? Nereden anladınız dedim. Dağıttığı halde asıl sorun yerine detaylara odaklanan erkekler bir tek Elazığ'dan çıkar. Oradan biliyorum dedi. Neyse ben aldım sözü, dedim. Bayan bak, lafı uzatmayalım. Şatoya tırmanırken iki kere arka üstü düştüm. Neredeyse kaseyi dağıttım. İçeri girip dinlenebilir miyim dedim. Girdin mi? Ya tam içeri girecekken korkunç bir çığlık. Oo. Adel korkuyla irkilip kendini kollarıma attı. Ilık nefesini tabii alnıma geldikçe bir içim gıvışlanmaya başladı benim böyle. Bir acayip bir oldum içim böyle gıvışla. Ya Kadir, evet. Ölük nefesi niye alnına gidiyor? Yavrum kızın boyu ne kadar, benden uzun ya. Burnu alın izamda zaten. Neyse çığlığı bir kere daha duydum. Yoksa burası filmlerdeki o korkunçlu şato mu? Bunlar hayaletten çığdığı mı dedim. O ne dedi? Hayır, televizyonda Müge Anlı ile Tatlı Sert programı açık. 20 senedir şehirde yaşadığı halde feodal kalmakta inat eden bir aile ormanda kaybolan çocuklarını buluyor. Onun sevinç çığlığı bunlar dedi. Neyse içeri girelim, dondum dedim, içeri girdik. Acele etme dedi. Ya içeri gir, tam şöminenin başında bir insandan çıkmasına imkan ihtimal olmayan bir kükreme duydum. Eyvah,
Canavar mı? Ben Lader'e sordum. Dedim ki yavrum bak, yoksa burası zindanlarında ejderhaların yaşadığı o masal şatosu mu dedim. Böğrenler de zincire vurmuş ejderhalar mı dedim. Adem ne dedi? Hayır, Beşiktaş yine yenildi. Erman Toroğlu'nun keyfi yerinde, onun sesi bu dedi. Sen ne dedin? Ya Pascal, muhabbet öyle bir yere getirdim ki ben bunu buradan zor çevireceğim ya. Şato, Adel, ejderhalar, Erman Toroğlu, nereye bağlayacağımı bilmiyorum oğlum. Kadir, bazen var ya senin kafaya, ben bile şaşırıyorum. Yavrum, ben bile kendimden çekiniyorum Pascal ya. Neyse, hadi bir es verelim. Hadi abi. Aragaz. Pascal. Kadir. Yüksek sanat dolu deykelere hazır mısın canım? Olmaz mıyız? Hazırız. Evet, evet. Sen evet, halkımızın yüksek sanatı dururken benimkinin ne değeri var Pascal? Sana Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinden bugün bir şiir okuyacağım kardeşim. Üstelik de bir kadın şairin şiiri. Bir hanımefendi yazmış. Vuu, süper. Hem de kadın şair. Tabii. Kadir, bir şey soracağım. Sor Pascal. Habibi, kadın şair neden çok az? Şimdi neden kadın şair çok az? Aslında çok güzel soru Pascal. Sana teşekkür edebilir miyim canım? Edebiliriz. O zaman ediyorum ve cevaplıyorum. Çünkü kadının şiir yazmaya ihtiyacı yok. Nasıl? Ya şiir bir yerde bir övgü, bir metiye. Yani anladın mı? Güzel olanın anlatıldığı bir şey, methedildiği bir şey. Güzel olan da kadın olduğuna göre, kadın şiir yazmak için değil, uğruna şiir yazılması için ya. Yani niye kendisi şiir yazsın? Zaten ona şiir yazılıyor, anladın? Anlamadım abi. Yavrum, yani şiir dediğin yalan dolan, maksat süslü sözlerle kadını kandırıp aklını çevirmek. Anla ya, her şeyi açık açık söyleyeyim mi yani? Ha, öyle de ya. Ama bu sefer bu kadın şair şiiri, üstelik kadınların en büyük gündelik derdi üzerine toplumcu bir şiir. Hakikaten bu şiiri okumakla onörü duyuyorum. Oku bakalım. Evet canım. İşte Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinden Şefika Verici Hanımefendi'nin Pilav Üstü Kuru adlı yüksek sanatlı şiiri. Adı itibariyle biraz havai bir şiir gibi görünse de çok toplumcu bir şiir aslında. İşte sanat, işte uyak, ırgalanak da durak, pilav üstü kuru. Bu akşam ne yapayım diye düşündüm durdum. Aklıma geldi nefis pilav üstü kuru. Sonra mutfağa koştum, bir baktım dolap kupkuru. Dehşetle koştum markete, elimi uzattım kuru fasulyeye, pirinç aldım bir pakette. Sıra geldi bunları afiyetle yemeye. Bu benim en çok sevdiğim yemektir. Tadına doyamadığım lezzettir. İçine de pastırma koymak gerekir. Hiç tatmayan mutlaka denemelidir. Nasıl buldun Pascal? Abi valla var ya, canım kuru pilav çekti. Yalnız ben bu şiire ek yapmak istiyorum Pascal. Yap abi. Kadir oğlan da bir pilav üstü kuru hayranı. Rüya gördüm şerremiyorsam hayramı. Kuru pilava saygıda sonsuzum ama bir de yanında içmek lazım ekşi yoğurttan ayranı. Dikkatli harcamak lazım her kuruşu. Ne güzeldir sofralarda duruşu. Ruslar bile yerken diyor haroşo. Kuru pilavın yanında lazım ille de turşu. Nasıl olmuş ilave Pascal, beğendin mi? Abi işte var, yüksek sanat bu. İşte bu ya. Tebrik ediyorum. Ya beni değil. Kıymetli şairemiz Şefika Verici Hanımefendi'yi tebrik et. Büyük, önemli, güzel satırlar. Hakikaten edebiyatımıza çok kıymetli bir katkı ya. Şefika, tebrik ederim. Bravo Şefika. Aragaz. Pascal. Sir. Justin'i aramamız lazım. Hangi Justin'i? Bieber abi. Hangi Bieber ya? Yeşil Bieber'ı. İğrenç abi ya, of ya. Sana var ya, yakıştıramadım. İyi, masucuktan yapıyorsun, laf anlamamış gibi davranıyorsun. Justin Bieber'ı aramamız lazım ya. Niye arıyoruz? Sarı şeytan. Öyle deme abi, bak anasının babasının bize bir emaneti ya. Abici, saygısız ya. Keşke de şahit oldu. Ya tamam, doğru. Çok saygısızlığı oldu ama yani biz onun terbiyesine eksik verdik. Yine bizim yüzümüzden öyle oldu çocuk ya. Yine ne yapmış? Ya bu sefer o yapmamış. Çinliler ona yapmış. Ne yapmışlar? Şimdi Çinliler Justo'yu Ming hanedanından kadınların kılığına sokmuşlar. Nasıl yani? Bak abi, fotoğrafı var, buyur. Of. Kim bu afet?
Justin Bieber. Bu nasıl Justin ya? Bu bildiğin Shakira. Ya Shakira gibi görünse de bu aslında orijinal Justin Pascal. Abicim çok sakat. Bunu var ya bu haldeyken ders. Sıkır ama. Ya ne bileyim abi. Telefon. Benim kötü. Alo. Aleyküm selam. Kimsin? Alo. Aa Justin'im nasılsın yeğenim? İhtiyar. Çubu hazırla. Efendim Justo. Evet. Olur mu öyle şey ya? Ne diye? Abi diyor bu Çinliler diyor beni hatun şekline sokmuş diyor. Bütün Çinlileri teker teker tokatlarım ben bunların ebesi. Bunlar ne demek istiyorlar diyor. Hepsini mi? Bir denesin görelim. Şok ediniriz. Justo şimdi bu Çinlilere girişmek istiyorum değil mi? Bu Çinliler 2 milyar yavrum. He. Nasıl dalacaksın sen çayıra ya? Efendim? Yürü be Tosun Paşa. Ne diyor? Teker teker gelirlerse diyor alayına tokadı basarım abi diyor. Ben sarıyım diyor. Sarının siniri pisti sen biliyorsun bunu diyor. Bana mı laf sıkıyorsun lan? Ya neyse seninle ilgili değil hayır. Yani sen niye alınıyorsun bundan anlamadım ben ya. Sayısı yandan üstün mü diyor? Ya Pascal ince dişli zenci kardeşim. Hakikaten bazen aşırı hassas oluyorsun lan sen. Abicim sen kötü bir şey yok diyorsan ben inanırım. Bak şimdi kardeşim kötü bir şey yok. Sarı inadından bahsediyor Justin. Gerçekten de öyledir. Sarının inadı pistir. Sarı damarı derler. Tuttuğu zaman bittin. Alo neyse bırak şimdi. Justin. Yahu sana yakışmış be kardeşim. Hani sen olduğunu bilmesek yemin ediyorum bak Pascal'ın aklına kötü şeyler gelecekti ya. Justo efsane olmuşsun. Evet Justin'im. Ama bunlar Pascal abine söylenecek sözler mi ya? Ne diyor abi? Söyle söyle söyle. O yandaki paçozu söyle abi diyor. Arkamdan konuşmasın diyor. Vaktiyle ona abi dedim diyor. Elinden ekmek yiyip su içtim diyor. Ama abilikte bir yere kadar diyor. Şu elimdeki elektro gitarın sağının 12. perdesine kadar olan kısmını onun bekitirim kızdırmasın beni diyor. Oğlum erkeksin var ya kabata şeker. Eskileri oraya. Yavrum Pascal sana kaç defa söyleyeceğim. Kabataş iskelenin orada kapışma dönemi 50 sene önceydi ya. Oralar ıssızdı şimdi insan seli orada kavga edilemiyor. Polis hemen müdahale ediyor kardeşim. Ya Kadir tenha neresi var? Yavrum İstanbul'da tenha bir yer mi var ya? Garipçe falan tenhaydı. Şimdi orası bile dolu yani. Mahmut Paşa'dan beri. Efendim Justin neresi dedin? Tamam canım tamam oldu hadi işin gücün rast gelsin tabancandan ses gelsin. Ne diyor abi? Abi diyor ben Pascal randevu veriyorum diyor. New York'a gelsin diyor. Wall Street'teki boğayı arkasına versin diyor. Dümdüz devam etsin orada bekliyorum diyor. Geliyorum lan. Gitme gitme Pascal. Niye? Ama sen imayı anlamadın safsın ya otur oturduğun yerde ya. Ne iması ya? Oğlum diyor ya boğayı arkasına versin falan diye. Allah Allah. Allah Allah ya. Aragaz. Pascal. Geldi ya. İki bölüm parasıyla tek taş aldı. Kim almış? Özcan Deniz. Kim almış? Sevgilisini almış. Niye almış? Ne demek niye almış abi? Adam seviyor. Sevgilisine tek taş da alır. Efendim çift taş alır, üç taş alır, beş taş alır. Biz ne diyoruz? Biz anca beş taş oynamak için çakıl taşı alırız Pascal. Abici iki bölüm parası. Ne alaka? Özcan sevgilisi hanımefendiye aldığı tek taş 250 bin TL'ymiş. Özcan da oynadığı diziden bölüm başı 120 bin TL alıyormuştu. Allah daha çok versin. Yani iki bölüm parasıyla tek taş almış sevgilisine. Aferin abi. Kaz giren geldim. Tavuk esir gelmez. Bu nasıl tavuk abi? 250 bin lira değerinde ya. Hem madem böyle biz niye tavuk dönerden başka bir şey ısmarlayamıyoruz ki sevgilimizi ha? Abi hiç sorma. Restorana gidiyoruz. Menü geliyor. İçim böyle bir çuhaf oluyor. Yani hesabını bilen her erkek bir hanımı yemeğe götürdüğü zaman ikircikleniyor Pascal. Evet. Sebep hatun menüdeki en pahalı şarabı seçiyor. Onu seçerse ben ne halt edeceğim diye düşünüyorsun efendim. Evet abi o şarap var ya bitiriyor bizi. Kardeşim adam şaraba bir fiyat koymuş. Atıyorum şişesi diyor 250 lira diyor. İnsaf ya. Ya ağaçtan mı topluyoruz kardeşim biz parayı? Ha? Arkadaşım sen bu şarabın üzümü hangi bağdan toplayıyor biliyor musun sen? Ağaçta yetişmiyor mu arkadaşım bu üzüm? Ya o üzüme ne yapıyorsun da şişesi 250-300 lira oluyor lan o şarabın? Konuş Kadir. Helal olsun. Hadi menüye o şarabı koydun. Onu ısmarlayan kadına ne diyeceksin? Kadir hata sende. Niye abi? Abici şarabı erkek ısmarlar. Ya kardeşim ben jest olsun diye bazen kadına bırakıyorum. Hadi onu geç.
T-Bone et koymuş menüye 550 lira. Zalimler. Lan bu T-Bone nerenin sığırından çıkıyor? Avuç içi kadar et 500 lira oluyor. Mitolojik boğadan mı geliyor kardeşim bu et? Efendim? Menü faşizmi de son. Evet. Efendiler bakın yıllardır bu ülkede üstü örtülü bir menü faşizmi sürüyor. Buna karşı artık bir tutum takınma zamanımız geldi diye düşünüyorum. Yanlış mıyım Pascal? Geldi abi. Peki biz Özcan'ın sevgilisini aldığı tek taştan, sığırdan çıkan T-Bone siteye nasıl geldik? Onu ben de bilmiyorum. Ya yap hesabını. Özcan dizinden kazandığı iki bölüm parasıyla 250 bin liralık tek taş almış. Biz iki bölüm radyodan kazandığımız parayla ne alıyoruz? Yani hesabımızı bilelim. Hesapla yavrum. Senin matematiğin iyidir. Paris'te kolej okumuş adamsın. Evet. Üstelik var ya. Sorbon'dan kursa gitti. Bir dakika. Bir dakika. Şu an var ya gözümde çok büyük karizma yaptın ha. Yani Barcelona'ya gol atmış adamsın. O zaman bile bu kadar etkileyici değil. Sen Sorbon Üniversitesi'ne mi gittin? Kursa gittim. Ne fark eder? Kurs murs. Sonuçta sen Sorbon Üniversitesi'nin kapısından içeri girdin. Orada bir şey okudun yani. Evet. Doğru. Okudum abi. Sorbon Üniversitesi 1100 yılında kurulmuş ya. 1000 yıldır orada o üniversite ya. Sen şimdi orada kursa mı gittin? Gittim. Helal olsun lan çok etkili. Ne kursuna gittin? Makrame. Ne? Makrame mi? Eskitme boyu. Erişi kursu. Arkadaşım an itibariyle akademik hayat bence bitmişti. Yani çok özür dilerim koca Sorbon Üniversitesi makreme kursu mu açıyor lan? Evet abi istesen var ya her ekonomisi kursu da var. Turşu kurmayı, reçel yapmayı hepsini öğretiyorlar. Allah Allah. Koca Sorbon, 1000 küsür yıllık üniversite, halk eğitim merkezi gibi turşuyu reçeli mi öğretiyor ya? Abi bana ne yapsınlar? Vay bana vaylar bana. Olaylar 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 diyorum ya. Gitmem ben bir daha Paris ediyorum. Pascal açık söyleyeyim. Paris'inde var ya çok da değdi. O açıdan sen de haklısın. Ama bak Paris'te yaptığım harcamayı Zürih'e kaydıracağım ben. Zürih'e. Nereye? Zürih. Ya Kadir bence var ya oraya da gitme. Niye ya? En azından Zürih demeyi öyle. Öyle git. Ha, doğru söylüyorsun. Zürih olmadı değil mi? Aragaz. Pascal. Kadir. Ya şimdi bu yakınlar... Çok özür dilerim. Benim sözü çok özür. Alo. Aa. İlkel ve orangutanlardan biriyle mi görüşüyorum? Canavar Cavidan. Ay canavar sensin. Canavarın pençeleri de senin münasip yerine gitsin. Ay İlkel'sin böyle karşınızda tavrı olan, böyle tutum takınabilen, ekonomik olarak bağımsızlığını ilan etmiş böyle otonom bir kadın görünce hemen canavar oluyorsunuz değil mi? Ay siz istiyorsunuz ki böyle koyun olalım, ayaklarınızı yıkayalım, çocuk yapalım o kadar. Geçti o günler canım pışık. Cavidan sen neredesin? Niye sesin bu kadar boğuk geliyor ya? Yani burası gerçekten İlkel'lerle dolu. Afrika'dayım. Şu anda öyle Morayyer'lerin arasındayım. Oo Cavidan benim memlekete gitmişsin. Moray erkekleri evet ormanın içinde yaşıyorlar. İlkeller ama sizden böyle daha centilmenler. Bana evlenme teklif ettiler. Kendilerini beğendirmek için önümde dans ettiler. Böyle hediyeler verdiler. Ha şimdi de beni yıkıyorlar. Yıkıyorlar mı? Nasıl yıkıyorlar ya? Beni su dolu böyle bir kazana koydular. Altıma da ateş yaktılar. Ay ne kadar centilmenler. Ay böyle düşüneyim diye kazanın altına da ateş yakıp suyu ısıttılar. Göya yamyam. Göya ilkel. Ama sizden daha ince ve düşünceliler. Ya Cavidancığım doğru mu anlıyorum? Afrika'dasın. Ormanın içlerinde medeniyetten uzak yaşayan Moray kabilesinin kampındasın. Adamlar seni su dolu kazana koydular. Altına ateş mi yaktılar canım benim? Ay evet yalnız suya niye patatesli havuç doğradılar onu anlamadım. Cavidan kaç oradan. Neden kaçayım? Hayır neden kaçıyorum vay. Yani neden hep böyle kadın kaçıyor da. Ay siz kaçın. Ya saçmalama Cavidan adamlar seni yiyecek yani. Geçti o günler. Çıtır zamanlarında cahil zamanlarında çağlayken çok yediler beni ama artık yemezler. Ya öyle değil gerçekten de etini yiyecek. Ay Cavidan'ın eti serttir. Herkesin dişi geçmez. Bakıcan Bey'den sonra gözlerim açıldı. Kim Bey dedin? Bakıcan Bey. Yıllar yıllar evveldi. Bam sapına tay. Böyle bir plazanın ikinci katında stajyer asistant olarak çalışıyorum. Gencim. Ay nasıl böyle uzun boyluydum. Ay big fit'tim. Ay onyon butiydim. Ay plaza adım da Young Stepan Wanting Bank'ti.
Pascal, ne dedi senin İngilizcen kuvvetlidir ya? Abicim, hiç tercüme etmeyin. Ayrı var. Sonra? Bir gün asansörde böyle şirketimizin CFO'su Bafi Can Döşemeci ile karşılaştı. Kimli? Şirket CFO'su Bafi Can Döşemeci. Adamın adı bile konvansiyonel silah gibi ya. Böyle isim mi olur Bafi Can Döşemeci? Asansörde ikimiz vardık. Bana döndü ve dedi ki sürdürülebilirlik ve güçlü iletişim ile birbirine bağlı bir takım çalışmasıyla elde edilen başarının kokusunu duymak ister misin dedi. Tabii isterim dedim. O zaman 44. kata gel, benim odam orada dedi. Eyvah Cavidan, sakın gitme. Ay içimdeki kadın da gitme Cavidan. Ay 44. kat senin için tehlikeli. Ay orada ilkeller var diyordu ama tabii ben böyle nasıl kariyer aşkıyla kendimden geçmişim. Yani 44. kata, yani yönetim katına çıkmak, oradan böyle şehre bakıp seni yendim Sütlüce demek istiyordum. Seni yendim Sütlüce ne ya? Seni yendim İstanbul değil mi ya onun orijinali? Ay Batıcan Bey'in odası Sütlüce'ye bakıyordu. 44. kata çıktığımda aklımda tek bir şey vardı. Batıcan Bey'in sesi kafamda böyle nasıl yankılanıyordu. Sürdürülebilirlik ve güçlü iletişimde birbirine bağlı bir takım çalışmasıyla elde edilen başarının kokusunu ay nasıl duymak istiyordum. Duydun mu bari? Bafi Can Bey tabii ki beni karşıladı. Odada da başarı kokusu yerine ızgara et kokusu vardı. Tabii ben de sordum. Hani başarı kokusu dedim. Ay az önce bol sumaklı şaşlık yedim. Başarının kokusunu bastırmıştır ama istersen sana başarıyı gösterebilirim dedi. Ay gösterin dedim. Yapma yapma Cavidan. Yaptım. Gösterdi mi? Gösterdi. Nasıl gösterdi? Önce bir ses duydum. Nasıl bir ses? Şöyle... Eyvah Cavidan yoksa... İşte sana başarı dedi. Böyle şırak diye başarıyı önüme koydu. Ve başarıyı yakalamak ister misin dedi bana. Ay isterim dedim. Bafi Can Bey bunun üzerine odada kaçmaya başladı. Hem kaçıyor hem de böyle hadi yakala başarıyı Cavidan. Ay kariyer yolunda büyük bir adım at diyordu. Cavidan başarının peşinden koşma ya. Bırak. Ay koştum. Ay bu yaşıma kadar da hep başarıyı kovaladım. Peki yakaladın mı başarıyı Cavidan? Kimi zaman büyük, kimi zaman küçük başarılar oldu. Vay Cavidan. Ay daha fazla anlattırmayın. Ben ağlarım. Ay bu ilkeler şimdi suya salçayla baharat koyuyorlar. Peki Cavidan, Morayla ile başarı konusunu konuştun mu? Ay ayol ne gerek var? Bunların başarısı ortada zaten. Cavidan kaç oradan kaç. Bunlar seni yiyecek ya. Ay bütün erkekler yamyamdır. Özellikle plazalardaki erkekler. Hem yamyam hem şeytan. Buradan böyle beni dinleyen kadınlara sesleniyorum. Plazalardan uzak durun. Şeytanın kulelerine yaklaşmayın. Ay burası da ekşi ekşi erkek koktu. Yamyam bunlar yamyam. Alo. Kapattı ya. Oğlum Afrika'dayken bile nefret ediyor kadın bizden be. Ama Kadir bence var ya bu Cavidan çok şanssız ya. Abi çok gitmişler üstüne. Çok gitmişler haklısın. Çok gitmişler derken bizim de programın süresi doldu da biz de gelelim ya. Hadi. Nasipse yarın geliriz efendim. Paka paka. Bye bye.